Kadın benzinliğe girdi. Abi abi, kadın benzinliğe girdi. Sağa döneceğiz he. Gözünü seveyim, kaçırma. Ben de varmak üzereyim. Nerede Aylin? Bilmiyorum Aylin. Şu markete girdi. Çanta yanında mıydı? Yok, çanta manta yoktu. Çabuk 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 gel. Ya Demir ne oluyor, ne çabuk çok ya? Çok hızlı olmamız lazım Hayriye. Ne oluyor, niye acele ediyoruz biz? Gel. Gel. Hayriyeciğim ya, nasılsın? Ha? Bu saçların güzelliği ne böyle? Sen ne yapıyorsun ya şu saçlarına? Ne yaptırıyorsun anlamıyorum. Düğünde ütü yapmıştım işte, onun düzlüğü bozuldu sanki. Ne diyorsun ya? Ne oluyor Demir? Normal davran. Anam Demir. Mesleğinin inceliklerini mi icra ediyorsun yoksa tövbe? Sadece küçük bir kısmını. Oy Allah'ım yarabbim, sen beni yine neyle sınıyorsun yarabbim? Gel. Gel, normal davran. Demir nasıl? Nasıl normal davranayım? Yardım ve yataklık üstündeyim. Nasıl normal davranıyorum? Şimdi yok, çaktırma. Geldik sayılır. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım ben yine neye bulaştım kafama? Ablacığım, benim paramı vermeden nereye? 890 mıydı, ne tutmuştu? Ben de. Halledeceğim. 20 lira mı, kaç lira? 100 lira eksik, onu ver. Gördü mü? Hanımefendi, hanımefendi. Kartınızı unuttunuz herhalde. Ben mi? Evet. Al abicim al, üstü kalsın, hepsi kalsın. Eyvallah. Allah'ına razı olsun. Bitti mi? İyi değil. Al. Dur. Yavaş lan. Boynumu kıracaksın ha. Dur bir dakika. Ya Demir, kadın bizi yakalasın diye mi böyle tıpış tıpış peşinden gidiyoruz? Ya Bayri ne yapalım, bu yol böyle tek yön. İleride ince kum sapağı mı ne var, oradan döneriz işte. Navigasyon gibi her şeyi de biliyorum. İş icabı. Anam Demir, bu kadar para ne? Ya sen bir de taksi maksi parası diyordun. Ya yırttık aileyi, yırttık. Hayatımız kurtuldu ya. Nasıl yırttık ya? Olmaz öyle şey. Yasemin'e vereceğiz bu parayı. Yok canım ya. Ya ben bu kadar derdi Yasemin'e parayı hibe etmek için mi çektim? Hem ayrıca onlar yani Songül ablanın taşlarının parası. Sen acaba bu kadar derdi çekmeyi bana mı sordun da çektin ya? Kim karar veriyor o paranın ablamın parası olduğuna, sen mi? Ya Hayriye, yani demeye çalışıyorum ki sizin paranız. Hatta senin paran ya. O kadar senin paran ki ikinciye yine seni buldu. Hem Yavuz da yok, rahatsız. Ne diyorsun yani? Ya diyorum ki en aylık etmeyelim, alalım şu parayı ya. Olmaz öyle şey. Yavuz yoksa anası var. Yavuz neyse anası iki katı. Burnumuzdan fitil fitil getirir. Ya yavaş getirsin, nereye getiriyor? Hem zaten bizim aldığımızı kim bilecek ki? Ne sen beni tanıyorsun ne ben seni ya, bitti. Ben zaten seni artık tanımıyorum, tanımak istemiyorum. Hadi de ki oldu da karşılaştık. Bu Aylin düşmez bizim yakamızdan. Yeter, ben vallahi bıktım Aylin'inden de, parasından da, iftirasından da, Yasemin'inden de. O yüzden vereceğiz parayı Yasemin'e. Bu Aylin de düşsün yakamızdan. Nerede ya? Çanta yok. Anam Demir! Bayağı düştü kadın ya. Çek dur. Dur yardım edelim dur. Düşsün dedim ama böyle düşsün demedim.
Demir, Demir ambulans ver, ambulans. Tamam, tamam. Ana, ana. Anam, İncekum sahiline acil bir ambulans, kaza var. Ya ne yapıyorsun Hayriye, dur. Evet, Kısırkaya'ya geçince İncekum sahil Demir, kaza var. Demir, yanacak kadın, yardım etmemiz lazım. Ya Hayriye gidemezsin, delirme, yanıyor hala, patlayabilir. Ya kadın yanacak, göz göre göre. Var mı, yangın tüpü var mı? Ya var da bagajda bir işe yaramaz o. Bir şey yapmamız lazım Demir, böyle duracak mıyız? Ya Hayriye bak, onunla yapamazsın. Daha fena yapacaksın ya. Sönmez onunla. Böyle hiçbir şey yapmadan duramam Demir. İzleyemem kadının ölümünü. Yettim Aylin Hanım, yettim. Hayriye dur. Bak, bu benim hayatımın son şansı olabilir. Ben bunu kaçıramam. Konuştuğumuz gibi. Ne sen beni gördün ne ben seni. Parayı da istiyorsan kadına ver, ister kendin harca. Ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana o kadar laf edip çekip gittin ama görünüşe göre benim ufak kaçamam senin işine yaramış. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ayrılmak işine geldi değil mi diyorum? O yüzden iki dakikada yakıp yıktın ortalığı değil mi? Eski sevgiline dönmek için. Saçmalama lütfen. Hadi Levent. Aptal mı sandın beni? Bu adama dönmek için Esma'yı bahane ettiğini anlamıyor muyum? Siz her türlü ahlaksızlığı yapın ama Kerem suçlu değil mi? Bir saniye. Bana bak. O çeneni hemen kapa yoksa kırar eline veririm. Toparlamak için de sakın bana gelme. Elimi bile sürme. Sen kendini nimetten mi saydın ya? Kim neyi toparlamaya sana gelsin? Ece ısrar etti diye buradasın. Yoksa kimsenin umurunda değildi. Saçmalamayın lütfen. Nerede olduğumuzu unuttunuz mu? Yanındaki çakma beyefendiye söyle. Bana bak. Gel buraya gel. Delikanlı ol. Kal burada gel. Bir saniye. Hastanedeyiz. Hastanedeyiz. Gel biraz sakinleşelim. Hadi. Hadi hastanedeyiz. Tamam bırak ya, boşver. Tamam tamam, sakinim, iyiyim ben. Hayriye? Hayrin, ne oldu sana, iyi misin? Levent Bey, ben... Yaralıyı siz getirmiştiniz değil mi? Hayati tehlikeyi atlattı. Oh, çok şükür. Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Kadın yanıyor diri diri. Kurban olayım, yardım edin ne olur. Yok, bu böyle olmayacak. Bismillah. Ay bismillah. Aylin Hanım! Aylin Hanım geldim! Bismillah! Aylin Hanım! Aylin Hanım! Bebesi var ondan, yani çok üzüldüm. Nasıl olacak, iyi olacak mı peki? Yani hayati tehlikeyi atlattı ama vücudunda ve yüzünde ciddi derecede yanıklar var. Levent hocam, bahsettiğim hastayı muhakkak sizin görmeniz gerekiyor. Çünkü yüzü çok kötü durumda. Levent Bey, ne olur kurban olayım, bak Aylin Hanım'a yüzü gözü çok kötü yandı. Yani genç kadın bir de.
Kim bu kadın Hayriye? Bizim siteden, yani eskiden. Tamam, ben bakayım. Sen az önce Levent Bey mi dedin? Bilmem, öyle mi dedim? Bir de bu bir garip konuşmaların filan. Siz aslında nişanlı filan değilsiniz değil mi? Kimsin sen Hayriye? Temizlikçiyim ben. Nasıl? Bildiğin düz temizlikçi yani. Yerleri filan silen temizlikçiden mi? Nasıl ya, ne alaka? Siz Levent'le nişanlı filan değilsiniz yani. Değiliz. Ya, tam olarak anlamadım ama acayip bir fantezi olduğu kesin. Ah canım ya. Temizlikçi diye girdiğin evde kim bilir daha sana neler yaptırıyorlar. Nasıl? Ailen nasıl? Ya, büyük ameliyatı atlatmış ama yani kendini biraz toparladıktan sonra çeşitli estetik operasyonlar gerekecek. Yani yüzü biraz fazla deforme olmuş. Of, çok fena oldu çok. Halledersin sen Levent'cim. Biz de şimdi temizlikçinin Hayriye ile evde daha başka ne işler yaptığından bahsediyorduk. Hayriye, sen iki ara bir dere bunları mı anlattın? Ben... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Ben zaten bugün kararımı vermiştim. Bitti. İşine son veriyorum. Kovuyor musun ben? Evet, kovuyorum. Galiba artık temizlikçi bile değiliz. Allah'ım, sana söz veriyorum, bu sefer bunun kıymetini bileceğim. Hepinize tek tek göstereceğim. Ya Hayriye, sen neredesin ya? Sabah bindin taksiye gittin. Kaç saat oldu kızım? Ben seni kaç kere aradım? İnsan bir geri arar. He. Doğru diyorsun abla. Ama aradım ya işte. Ha, aradın. Kaç saat sonra? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oldu abla. Bir şey oldu. Ne oldu? Ay bana bak. Ne olur benim yüreğime indirme. Vallahi zaten zor duruyorum ayakta. Kızım söylesene ya. Ne oldu? Abla pardon ya, dalmışım. Böyle telefonda olmaz abla. Sen bir iki dakika dışarı çıksana, konuşalım. Ay, vallahi gelemem şimdi ya. Vallahi ben Nergis Hanım'dan nasıl izin alayım? Bugün zaten tekrar benimle böyle prensip de prensip, prensip de prensip. Yani birbirimize gireceğiz ha. Abla izin al. 5 dakika hadi. Allah Allah. La havle. İyi tamam. Dur bakayım, dur. Ben zaten bütün... şeyleri, kalemleri tek tek yazıyorum. Hani makineler bir kalem, elemanlar bir kalem. Sigortası tek tek ayrıntısıyla, sen hiç merak etme. Evet, evet, iyi. Nergis Hanım. Nergis Hanım. Ay Songül, öyle birden niye bağırıyorsun, korktum. Ha şey, ben önce de dedim de duymayınca siz... İzin isteyecektim sizden 2 dakika kapıya çıkabilir miyim diye. Songülcüğüm, sen zaten başka bir şey söylemiyorsun artık, farkında mısın? Bir şey söyleyeceksen o hep bir izin alabilir miyim oluyor. Ama... Yani hani eski düzenimize dönüyorduk, her şey normal olacaktı. Ha? Hiç bitmiyor değil mi bu izinler? Yani senin bayağı mesleğin izin almak oldu, ev işlerini bıraktın. Vallahi kusura bakma Songül, yani burada da Nergis haklı. Yani sonuçta her işin bir
mesai saati var yani. Değil İşinin ya? Patronu değilsen illaki mesai saati var. Tabii ki var canım yani. Yani ben işimi yapıyorum. Yani mesela şimdi işim bitti. O yüzden Hayri'ye gelmiş 2 dakika kapının önünde bir şey söyleyecek. Ay sizin bu birbirinize bir şey demeleriniz zaten hiç bitmiyor. Böyle mahallede sürekli toplaşıp bıdır 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 konuşan çocuklar gibisiniz. Lütfen artık eski düzenimize dönelim yani. Herkes evinde dursun, çalıştığı yeri bilsin. Değil mi? Gitmeyeyim mi? Git Songül. Git ama son olsun. Bak canım benim. Sen bir hizmet satıyorsun, ben de para verip onu satın alıyorum değil mi? Yani parayı tam alıp hizmeti yarım yapınca olmuyor. Ben işimi yarım mı yapıyorum? Ay tamam uzatma Songül, bir de üste çıkmaya çalışma. Tamam git nereye gideceksen ama çabuk dön ve bu son. Tamam Nergisan. Son. Abla. Bir şey mi oldu? Ne bu hal? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben seni gözünün ucundan tanırım. Ağlıyor musun sen? Evdekiler mi bir şey dedi? Bıktım artık ben ya. Vallahi bıktım. Doğduğumdan beri itilip kakılmaktan, hor görünmekten. Diyorum ki Songül sen yani yine iyi ol, hep iyi ol. Kim ne derse desin, sen bildiğinden şaşma. Ama dayanamıyorum vallahi ya, yani artık ağız kokusu çekmekten. Kaç yaşında kadınım ben de, yani burama kadar geldi. Vallahi dayanamıyorum. Çok ağrıma gidiyor yani. Benim de gidiyor abla, benim de gidiyor bir sürü şey. Çok ağrıma gidiyor, gücüme gidiyor. Ama ben desem ki sana... kimsenin ağız kokusunu çekmek zorunda değiliz artık. El kapılarında el açmak zorunda değiliz. Bu kara günler bitecek desem, sen bir he desen. Ha? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Ne oldu? Sen niye o çantayı öyle tutuyorsun gene? Ne var kız onun içinde? Ha? Abla. Yasemin Hanım'ın kasasındaki paralar. Sen... yok. Yani Feyyaz Bey dedi doğru mu? Hayriye saçmalama ben. Ben seni korudum dedim. O kasa, masa, para, mara çalmaz dedim. Ay yok ben almadım de. Ben almadım de. Ablam de. Saçma sapan konuşma. Ben almadım tabii ki. Ay. Demirle Aylin Hanım çorlamışlar kasayı. De. He? Demir de aldı paranın yarısını bana böyle omzuma taktı yani. Ben almadım ha, o verdi. Sus payı gibisinden herhalde. Abla. Abla bak. Bu sefer taş da değil, gerçek para yani harcayabiliriz. Abla. Vallahi yıldım, yoruldum. Milletin ağız kokusunu çekmekten inan olsun ben de yoruldum. Zaten yine kovuldum. Kovuldun mu? Ha. Sen he diyecek misin? Anam Edine arıyor görüntülü. Ha. Aa. Ben o Hayriye. Ben köye dönüyorum artık.
Allah ne olacaksa olsun yapamıyorum burada. Ne oldu kızım Medine? Kız ne oldu, ne bu hal, mahvolmuş ya. Ne köyü, ne diyorsun sen? Abinler mi geldi, bir şey mi yaptı? Köye gidiyormuştu bizim köy. Gitmeden son kez bir seni de göreyim, sesini duyayım istedim. Kızım nereye gidiyorsun ya sen? Delirdin mi? Orada yaşatmazlar seni ya. Bir sakin ol. İsmail'e bu kayıt olamıyorum aileye. Yani daha çok para istiyor. Daha farklı yaşamak istiyor. Başka bir hayat istiyor. Ya benim gibi olmak istemiyor, anlıyor musun? Ben de benim gibi olmak istemiyorum artık. Çok yoruldum Ayriye. Sürekli aşağılanmaktan, hor görülmekten. Yani sadece param yok diye insan yerine koyulmamak beni artık çok yoruyor. Vallahi gücüm kalmadı. Tamam gülüm, tamam ben anlıyorum seni. Ama Medine, ille de köyüne gitmek zorunda değilsin. Dönmek zorunda değilsin. Burada kalıp aşağılanmak, hor görülmek, fakir kalmak zorunda da değilsin. Bizim bir tane hayatımız var Medine. Allah bize bir şans verdi. Kim demiş paramız yok diye? Bak, Allah bize bir şans verdi. Biz onu iadeli taahhütlü geri gönderdik. Ama o sonra tekrar geri gönderdi Medine. Ne gönderdi, ne diyorsun Ayriye? Yasemin Hanım'ın pırlantalarını parası. Ne parası? Medine, kardeşim. Ha bak, bir çanta dolusu para. Hayre, bu nasıl oldu? Medine, nasıl oldu değil ya. Hatice değil, neticeye odaklan. Netice ne abla? Kullanacak mıyız abla bu şansı bu sefer? Alacak mıyız paralar? Alacağız. Alacağız, anasını satayım. Paraları da alacağız. Bu hayatın bize yaptıklarının intikamını da alacağız. Bir yerimiz değişiyor. Kaderimiz sabit. İçeride temizlik, dışarıda temizlik. Anam benim milletin pisliğini temizlemek için doğurmuş. Hayriye. Buradayım, buradayım. Hayriye. Kocan gelmiş ziyarete. Kocam mı gelmiş? He, vallahi içeride kocası dediler. Bırak işi gücü de git. Ama şimdi böyle. Kız başlatma işinden gücünden, bırak git, hadi git. Tamam. Kader de girdap gibi bizi içine alıp sürüklerken kaderi değiştirmek mümkün sandım. İnandım. Hem ne demişler? Zorlayınca olmaz, nasipse olur. Ama zorlamadan da nasip olmaz. Çünkü kader gayrete aşıktır. Alo? Abla neredesin? Mutfaktayım. Bulaşıkları şey diyor. Nasıl ya, saat kaç olmuş? Kaç olmuş? Buluşmamız gereken saat olmuş abla. Ağaç olduk burada, senin yerinde de yerler esiyor. Tamam tamam. Geliyorum ben, dalmışım ya. Hadi siz iki oyalanın orada. Geliyorum ben. Ha tamam tamam. Nergis'im vallahi bütün gece uyumadım. Ama uykusuz kaldığıma da değdi. Sana bir fizibilite raporu çıkardım. Kalem kalem. Her şeyi yazdım, cillop gibi oldu.
Beyaz, valla kafam kazan gibi. Şu an hiç fizibilite falan bakamam. Sen bak cillop cillop sonra. Aman Ergis'im aşkım, benim melek yüzlü yatırımcım. Sen bu harcadığın 6 milyon TL'nin kuruş kuruş nereye gittiğini, kaç katının bize geri döneceğini gör istiyorum. Tamam, konuşuruz sonra, tamam. Kafamı toplayayım. Tamam. Maşallah maşallah, Allah arttırsın Beyaz Bey. Sağ ol Songül, sağ ol. Ne oldu Songül, sen böyle durup beklediğinde bir müşkülün var demektir. Söyle bakalım. Yok, benim bir müşkülüm yok. Mutfağın eksiği var. Hı. Bir markete gidip gelmem lazım. Tamam tamam, git. Ama çok oyalanma, olur mu? Bugün evde çok iş var. Yok tamam, hemen gider gelirim. Git çabuk. Bu arada Songül, bir de mutlaka fiş al, olur mu? Ne aldık, ne verdik, onları ben bir tek tek kontrol edeyim. Günaydın. 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 Çok güzelmiş kolye. Teşekkür ederim canım. Nergis'ciğim, yanlış anlamazsan şu Songül'e az önce son ettiğin lafa sanıyorum Songül biraz bozuldu. Hangi lafa ya? Hani böyle fişleri getir, bir kontrol edeceğim falan dedin ya. O alışkın değil öyle şeylere. Gücüne gitti kadın. Ay. O da çok çıt kırıldım yani. Bu ne hassasiyet? Ya paramı emanet ediyorum. Kredi kartımı vermişim. Ne alınmış ne verilmiş bakmamdan daha doğal ne olabilir, ben anlayamadım. Ya ben bugüne kadar ona bu konuda en küçük bir şey sormadım. Ya Songül öyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Ya senelerce yanımda çalıştı kadın. Senelerce aynı evde yaşadık biz. Bak kendin söylüyorsun, senelerce çalıştın. Ben daha yeni tanıyorum. Olaylar da malum. Yani müsaade edin de birazcık alışalım, birbirimizi tanıyalım, kontrol edeyim yani. Hayatım bak, bu evde çalışanlarla bir noktadan sonra arandaki o sınırı koruyamazsan seninle aşık atmaya başlarlar. Anlatabiliyor muyum? Öfkeden, bir şeyden bir hata yaparlar. Dikkat etmek gerekir. Sen, işte sana dünür oluyordu Songül az kalsın. O zamanlar hiç böyle demiyordu. Yani orada biraz şiraze kaydı tabii ki. Yani tabii ki kızını karşısına alıp davul bile dengi dengine çalar deseydi belki de Ahmetciğim bugün yanımdaydı, bir yere gitmemişti. Orası öyle de. İşte öbür tarafta da Songül yani. Ya ben zaten herkes yapar demiyorum. Songül yapar da demiyorum. Sadece duyuyoruz bunları. Neler, ne hikayeler duyuyoruz. Yani evden bir şey alıp çantasına atan mı dersin? Gidip kredi kartıyla istediği gibi alışveriş yapan mı dersin? Mesela alıyor bir kilo kıyma alıyor. Yarısını hop alıyor, kendi evine götürüyor. Şimdi bunları kontrol etmek lazım. Bu kadar basit. Bunda böyle çok da büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha zaten yapanın da günahı boynuna. Evet. Günahtır yani. Makus. Makus. Kimin içi fesatsa günah onun boynuna. Emeklerim haram zıkkım olsun size. Medine. Bütün gece gözüme uyku girmedi ha. Gözümü açıyorum paralar, kapatıyorum paralar. Yani bu sefer taş değil de kağıt para olması daha bir hoş oldu yani. İnsan içini titretiyor. Ay ablam gelse de anlatsa şu zenginlik planımızı artık ya. Vallahi sabırsızlanıyorum. He? Medine kardeşim sen sabırsızlanmıyor musun ya? Ay diye aklım Esma'da. Yani dünden beri ulaşamıyorum ona, telefonda kapalı. Yani haklısın merak etmekte. İnsan kardeşi tabii merak eder ama... Yani o da kazık kadar kız. Ne alt ediyorsa etsin, böyle böyle öğrenecek Medine. O ne demek Hayriye ya? Koca İstanbul'da kurda kuşa yem mi olsun kız? Bakma senin onun öyle böyle bilmiş bilmiş konuşuyor. Yani onun daha yaşı kaç, başı kaç? Allah Allah. Ey tamam kardeşim sen merak etme. Ben Kerem Bey'e sorarım hastaneden, tamam mı? Anam ablama bak nasıl geliyor öyle yeşil köşkün lambası gibi kıpkırmızı olmuş. Abla nasıl yanıyorsun böyle, niye yanıyorsun?
Ya bu Nergis Hanım iyice cozut da ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Neyi duymuyor abla? Yok efendim, ben buraya onun parasını alışverişe geliyorum ya. Ona aldıklarımın bir kısmını da alıp eve götürecekmişim. Aa, Allah yazdıysa postun abla. Ya biz fakiriz diye bizi bunlar hırsız mı sandı ya? Sen madem böyle düşünüyorsun, o zaman sen niye beni o çocuklarınla aynı eve koyuyorsun? Ya tamam, sakin ol. Nergis Hanım eskiden böyle değildi. Yaşadığı olaylardan sonra ayarları bozuldu herhalde. Sadece Nergis Hanım değil ya. Feyyaz Bey, Canan Hanım. Ağızlarını açıp var ya, bunlar tek kelime etmedi ya. Benim emeklerim var ya, zehir zıkkım olsun. Allah ıslah etsin, Allah'larından bulsunlar yani. Ya Allah'larından bulurlar. Peki sen ne yaptın? Ne demek ne yaptım? Buraya geldim işte. Hayır, yani bu lafları işitmekle buraya gelmek arasındaki zaman diliminde ne yaptın? Ne yaptım? Düşündüm. Nergis Hanım'ın laflarına iyice de sinir oldum. O sinir olmakla buraya gelmek anı arasında ne yaptın? Ne yapacağım canım? Evden çıktım, buraya kadar yürüdüm. Ya lafı ağzına tıkmadın mı Nergis Hanım'ın, onu diyorum. Yok, tıkmadım. Çünkü duydum desem bak, o an gerçekten o sarı bezi fırlatıp çıkmak lazım. Çık abla, çık. Ben de bunu anlamıyorum ya. Niye çıkmıyorsun? Biz niye böyle sürünüyoruz? Niye bu kadar laf işitiyoruz ya? Paramız var. Neyi bekliyoruz ya? Sen şu anda Feyyaz Bey'den de, Canan Hanım'dan da, Nergis Hanım'dan tam emin değilim. Ama yani hepsinden daha zenginsin. Şimdi bakın, kendimizi bu sefer ortaya atmak yok. Fevri davranmak yok. Ne yapacağız abla? Dün gece hiç uyumadım. Düşündüm. Planımızı yaptım. Planımızı? Nasıl bir planımızı? Siz okuya durun. Ben yavaştan alışverişe başlıyorum. Yine bir basamak, yine bir basamak, yine bir engel. Kıyma. Bu sefer ne yapacağım biliyor musun Medine? 250 gram, 250 gram, 250 gram, 250 gram. 4 tane kıyma alacağım, 1 kilo değil yani. Sonra onları Nergis Hanım'a göstereceğim. Buyurun diyeceğim, buyurun. Bakın kaç tane kıyma, hangi yemeğe kullandım? Takip edin siz. Ondan sonra da aklınıza başka bir şey gelmesin yani gibisinden. Ama o zaman anlamaz mı duyduğunu abla? Yo, ben söyle, öyle ortalığa söyleyeceğim yani. Ben duydum gibi demeyeceğim ki, artık üstüne alınan alınır. Ben ne yapayım yani? Güzel. İçime oturdu ya. O söylediklerin hepsi vallahi böyle lök içime oturdu benim. Abla, vallahi bu piyango paraları bir Allah'ın kuluna yar olmamış resmen ya. Birkaç senelik sefa, sonra çöküş, istiklal marşı ve kapanış. Ha bak, bu şapşeyi de patronu kandırmış. Ha, bütün parayı zimmetine geçirmiş. Öbürkünü de kendi çocukları kandırmış. Ya, elinde kalan 3 kuruşu da pavyonda yiyip geri hamalla dönmek zor. Ah garibim, çok yaşamamış. Vallahi gelen paranın kimse hayrını görmemiş. Hayden gelen huya gitmiş. Ya abla, sen bize niye okuttun ki şimdi bu felaket haberlerini? Kızım, yani biz geçen sefer elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmadık mı? Bulaştırdık. Ha? İşte ben de ne yaptım? Bak şimdi, oturdum internetlerden sabaha kadar okudum, araştırdım. Baktım yani böyle hiç parası olmayıp bir anda eline para geçen insanlar. Mesela Milli Piyango'dan para kazanmış, tamam mı? Onlar ne yapmış, ne etmişler diye. Hepsi sefalet, sonu sefalet. Gerçekten yani öncesinden daha beter olmuşlar. Medine ablam hep içimiz kararsın istiyor. Yani 2 dakika sevinmeyelim, çünkü niye sevinelim? Ne alakası var? Kızım biz görelim onlardan işte şey alalım yani, feyz alalım. Anladın mı? Hani aynı hataları yapmayalım diye şey diyorum ben. Abla zaten bunların hepsi erkek. Mümkün olabilemez ki. Yani ne fark eder? Çok şey fark eder ya. Bir kere erkek cinsi full defolu yani. Hepsi zaten hep aynı hatayı yapmış. Parayı bulmuşlar, karıyı boşamışlar. Sonra mazlumun ahını almışlar. Aheste çıka çıka sersefil olmuşlar yani. Biz kadınız. Kadın aklıyla hareket edeceğiz. Öyle yapacağız işimizi. Ne yapacağız? Aa, toplumumuzdaki bu lider arayışı artık bana fazla geliyor. Bak burama kadar geldi ha. Hep beraber bulacağız ya. Düşüneceğiz. Akıllarımızı bir araya getireceğiz. Beyin fırtınası yapacağız. Senin planın vardı. Sen çağırdın bizi buraya. Benim planım? Ne yapmayacağımızla ilgili. Ne yapacağımızla ilgili değil. Çünkü ben daha ne yapacağımızı bulamadım. Ne yapacağız peki abla? Karıları boşamayacağız. Yani kocaları. Koca bulursak tabii. Çünkü benim kocayı bulamayacağım için ben de riskli kısımda değilim. Bırak şimdi karıları kocaları. Bir takım kurallarımız olacak.
Şimdi bu kurallara bir kişi bile uymazsa bak beni unutun. Ben yokum yani. Ama abla sen de iyice Nergis Hanım gibi prensip sahibi oldun ya. Vallahi Batı'nın ahlaksızlığı gibi bu Nergis Hanım'dan çok kötü etkileniyorsun sen ha. Kurallar koyacakmış. Neymiş kurallar abla? İnşallah zor değildir. Bir, iş kurmadan kıyafet miyafet, süs püs, böyle ıvır zıvıra para harcamak yok. Abla! Anam! Motivasyon kıyafeti? Olmaz. Kurallar net ve kati. Hiç mi olmaz? Hayır. Hiç olmaz. İki, kimseye ama hiç kimseye, en sevdiklerimize, bak en kıskandırmak istediklerinize bile kimseye paramız var demeyiz. Tam anlamadım abla. Hiç kimseye mi? Hiç kimseye. Geçen sefer Medet'in oğlundan tut Sarsafiye'ye kadar herkes duydu yani. Ay yok, yok biz hep parayı hayal kuruyoruz. Hayal kuruyoruz hani Milli Piyango'dan para çıkarsa falan diye. Yoksa nerede, nerede, nerede? Umut fakirin ekmeği. Abla. Kraliçem. Şimdi bu meseleyi bir tek kereliğine sadece Levent Bey'e söylesem, bir zamanlar fakir ama gururlu bir kız vardı kovdun, şimdi bambaşka biri oldu diye bir klişeyi gerçekleştirsem? Hayır. Ece'ye söylesem peki, suratına suratına çarpsam? Hayır. İsmail'e? Kural 4. 9. Aylin'le Yasemin'in durumu belli olana kadar bu paralara dokunmayacağız. Yok artık abla ya. Abla bu da biraz şey gibi yani. Ne gibi? Saçma abla, saçma ya. Bunun için mi benim gözüme uyku girmedi ya? Aa, yani saydım madde madde kanun gibi dinledik de bu da olmaz yani. Niye olmuyormuş Hayriye? Ya abla çünkü bu iki kadının ne zaman iyileşeceği ne belli. Zaten ayıp da söylemesi ben kendi üstüme düşen insaniyet namına olan görevimi tamamladım. Yani ben olmasaydım o kadın Tahtalıköy'deydi. Bunu ben değil, diplomalı doktorlar söylüyor. Tamam yani yaptım görevimi. Yani ne yapacağız? Yasemin'e yaptığımız gibi biz yemedik sen yemi çekeceğiz Aylin'e de. Sonuçta o da çalmış parayı. Onun değil yani. Affedersiniz ama telaş ettiniz siz bu sefer ya. Vermeyeceğim parayı. Vermeyeceğim, merak etmeyin, para bizde. Ne yapacağız o zaman abla? Allah Allah, hala ne yapacağız diyor. Acele etmeyeceğiz, kendimizi ortalara atmayacağız diyorum ya. Hemen dakika bir başımıza hanım ağası Aylin'i, Yasemin'i üşüşmesin diye. Hemen üşüşürler mi diyorsun? Hem de nasıl üşüşürler. Şimdi bir düşün. Kasa kayıp. Tesadüfe bak. Hemen akabinde biz zengin oluyoruz. Şimdi ne diyecek bunlar? Aa, bu para nereden geldi? Ayrıca yani bizim bak içimiz o kadar öyle soğumadı. Yani ben yapamam. Birinin yüzü yanmış, ötekinin dili kurumuş. Yani onlar o haldeyken olmaz yani. Yiyemem ben bu parayı çatır çatır. Ama abla bak şöyle ağzından çıktıktan sonra böyle bu güzel evrende kalan sese bak. Çatır çatır yemek. Ne güzel ha? Hayır ben seni de bilmiyorum mu ya? Ben sen içini kalbini bilmiyor mu yani? Sen komşunun evinde yani cenaze varken düğün yapar mısın? Senin kursağından geçer mi o para? Ya abla ben düğün yapmıyorum ki. Yani inşallah bir gün yapacağım ama düğün yok yani. Cenaze de olmadı. Ay amma konuştun ya. Amma cır 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 nedir bu ya? Ay tamam alın parayı al. Ne istiyorsanız yapın. Alın. Çatır çatır. Yok abla yok. Harcayın ya. Yok abla yok. Bunlarla tamam, anlatılmıyor tamam. Ya. Kraliçem benim, muhasebe müdürüm. Bir dur. Bir dur ablam. Zaten neydi o numaralar, rakamlar? Ha? Madde 6 mıydı, 9 muydu neydi? Sende kalacaktı para. Ha kalsın. Abla yalnız biz şey konuşmadık şimdi. Yani biz Aylin Hanım'ın o durumunu... Ben şunu vermedim. Yasemin Hanım'a, Nergis Hanım'a, Murat Bey'e söylemeyecek miyiz? Kadın hastanede, kimsenin haberi yok. Kızım biz söylemeyeceğiz. Nasıl ya? Polis, doktorlar işin içinde. O zaten ortaya çıkacak. Biz söylersek işin içinde bizim olduğumuz da anlaşılır. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Biz görmedik, bilmiyoruz, duymadık. Ama yani biz söylemeyeceksek bile bir şekilde kulaklarına duyuralım abla, günah.
Allah Allah kızım, ben onu düşüneceğim yani, onu bir şekilde halledeceğiz ama biz kendi ağzımızla kimseye ne yapmayacağız? Ne yapmayacağız Medine? Görmedim, duymadım, haberim yok. Ha, bilmiyorum. Bilmiyorum. Değil mi Hayriye? Ne bir şey var, gözünde bir şey var bunun vallahi, ne? Abla, Halil'i ben hastaneye götürdüğümde Levent'i gördüm dedim ya, onun hastanesiydi. O gördü, duydu, biliyor. Anam, ben Levent'i unuttum. Levent'i unuttum. Ne abla? Küçük bir detay. Ay, 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 ay. Nereye koysam aklım kalıyor. Hay Allah muhafaza, gene benim hafıza muhafaza giderse kızlar bunu burada bulamaz yani. Mümkün değil. Ondan sonra el elde baş baş. Yok. Yok, olmaz. 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 Yandık. Yandı Ayşe. Olur, vallahi olur. Hem de nasıl olur? Arayan bulur, aramayan görmez. Aylin'in künyesi bu. Ne işi var bu Aylin'in künyesini sende? Abla işte Yasemin Hanım'ın öldüğü gün var. Yani öldüğünü zannettiğimiz günün ertesi günü temizlik yaptık ya, o zaman bulmuştuk işte yerde. Ben sizi Aylin Hanım konusunda nasıl şey yapacağımı buldum. Maşallah, cin gibisin Songül, cin. Cin. Geç canım, geç. Dur, ben alayım üstündekini. Sağ yavaş yavaş. Geldiniz mi? Geldik, ben geldik. De neredesiniz diye merak ediyordum. Alayım ben, ne sanırım. Yasemin'e uğradık işte, bir kontrol edelim diye. Nasıl? İyi mi? Ya iyi gibi de işte. Bir dili çözülemedi kadıncağızın. Koskoca kadın çocuğa döndü ayol. Sen ne yaptın, yaptın mı alışveriş? Ne aldın? Yaptım alışverişi. Hepsi masanın üzerinde fişleriyle beraber. Siz bir kontrol edin, ben ondan sonra yerleştireceğim yerlerine. Heh, işte burada Nergis Hanım bütün aldıklarım. Bak bunu yap. Şimdi burada böyle bakliyattır, meyvedir, sebzedir, eksikler. Onları aldım. Bu da fişi. Buradan böyle tek tek kontrol edersiniz. Kıymayı da şöyle aldım Nergis Hanım. 1 kilo kıymayı 250 ayırdım. Böyle ayrı ayrı yaptırdım ki hani hangi yemeğe ne kullandım onu kolay takip edin diye. Neyin takibi, anlamadım. Ne aldım, nereye kullandım gibisinden. Songülcüğüm, ne oluyor sana Allah aşkına? Yeni yeni icatlar böyle. Hiç böyle şeyler yapmazdın sen. Her şeyi tek tek gram gram hesap vermeler falan. Hayırdır? Canan Hanımcığım, şimdi ben başkasının parasından alışveriş yapıyorum yani. O da bilmek ister değil mi parasının nereye gittiğini? Ha yani sonra aklına yanlış bir şey gelmesin. Bir şey var çünkü ya, duyuyoruz biz ya, bizim kızlardan bazı patronlar varmış. Bak kızlara diyor ki sen benim kıymamın ucundan alıp evine mi götürürsün diyor. Yani yanlış anlaşılmasın, hani sözüm meclisten dışarı. Ya öyle çiğ insanlar var yani. Ama siz de bizi bilirsiniz. Biz yani ben
aç yatarım, ağzıma haram lokma koymam. Sen bizi mi dinledin Songül? Niye ki? Siz de mi öyle düşünüyorsunuz Nexan? Hayır canım, olur mu öyle şey? Hayır yani biz başka bir şey konuşurken yanlış mı anladım bu kadar uzun 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 konuştuğuna göre. Sistem neyse, koy hadi koy kıymaları, yerleştir ne nereye gidiyorsa. Ha, bir dakika ya, ben unutmadan size şunu vereyim de. Ne bu? Künye. Aylin yazıyor üstünde. Hani biz hep beraber Yasemin Hanım'ın evini temizlemiştik ya. Hayriyeler bulmuş onu da. Sonra unutmuşlar tabii, olay üstüne olay olunca öyle onlarda kalmış. Aylin Hanım da mı sizinle birlikteydi Yasemin Hanım'ın evinde Nergis Hanım? Ölmüş. Eğer söylersen polise giderim, her şeyi anlatırım. Yasemin'i, kardeşini öldürdüğünü anlatırım. Duydun mu? Ben bu gece buraya hiç gelmedim. Burada hiç bulunmadım. Hayır canım, dedim ya kaç kere yoktu. Ben, kimse yoktu, ben yalnızdım diye söyledim. Bir gittiğinde düşürdü herhalde Aylin, ne bileyim ben. Neyse o, sizde kalsın. İyi. Yani biz nereden göreceğiz Aylin Hanım'ı? Tamam, ben çantama koyayım da bari unutmayayım sonra. Şuraya yazıyorum. Benim adım Songül'se bu Aylin Hanım'la bir iş çeviriyor. Aylin, elimde sana ait bir şey... Cavidan Hanım. Ha, Aylin'le görüşebilir miyim? Ne? Nasıl? Songül. Ha? Sen bugün biraz böyle sinirli, öfkeli falan mısın acaba? Yok, ne münasebet. Yani Canlı Hanım, bir çalışan olarak yani ne öfkesi? Bizim böyle bir şey hakkımız mı var Allah aşkına? Hayır yani ne bileyim, belki diyorum acaba bir konuşma duydun da yanlış anlamış olabilir misin falan. Aa. Benim duyup yanlış anlayabileceğim bir takım konuşmalar mı oldu Canlı Hanım? Aa, ne münasebet canım, Allah Allah. Yani beşerdir şaşar, ne bileyim duyar yanlış anlar. Aman Songül, sen de Allah'ını seversen ya. Mahkeme gibi suratla geziyorsun, insan geriliyor doğal olarak yani. Allah Allah. Bak hala ya. Kızlar, ben hastaneye gidiyorum. Ne oldu? Yasemin'e mi bir şey oldu yoksa? Ay yok, Yasemin değil. Aylin, Aylin. Aa. Annesi söyledi, kaza geçirmiş. Hem de durumu çok ağırmış. Aa. Ay yazık. Çok mu kötüymüş? Ya. Ay çok şaşırdım gerçekten. Hayretler içindeyim yani şu an. Hadi neyse, hadi ben gidiyorum. Siz de şey yapın. Ay yazık. Ay yok, gencecik. Bakın, tamam mı, yalnız bırakmayın. Aa. Aa, gene yanlış yerleştiriyorsun tabakları Hayriye. Bir öğrenemedin gitti yani. Tabakları tabak yerine koyuyorum işte. Ama yanlış tabak rafına diziyorsun. O elindekiler yan tarafta olacak. İkisi de düz tabak, ne fark eder ki? Evin düzeni bozulur Hayriye. Ay ne düzenmiş ya. Bir tabakla düzen bozuluyor. Bu nasıl bir evse? Siz bir sanın kendinizi ya. Burası senin evin değil Hayriye. Kafana göre iş yapamazsın. Ev sahibi neyi nasıl istiyorsa öyle olacak. Anlatabiliyor muyum? Nasılsa o. Ya size temizlikçi değil, kapı kulu lazım ha. Senin de yaptığın işle barışman lazım Hayriye. O ne demek? Şimdi sen zengin bir koca bulamayacağına göre... piyangodan da bir para falan çıkmadığı sürece... bu dünyada bir tek seçeneğin kalıyor. O da yaptığın işle barışmak, bulunduğun koşullara ayak uydurmak. Bu kadar. Laf söyledi bal kabağı.
Zengin koca peşinde falan değilim ben. Onu bir aklına yaz İsot Efendi. Bir kere zengin koca peşinde olsam ben o fas fakir Demir'e kredi kartımın numarasıyla vermezdim, şifresiyle. Anladın mı sen beni? Vallahi bak ablama söz verdim ama şurama kadar geldi. Sana şırrak diye bir kapak yapmak istiyorum şu anda. Bak İsot Efendi, senin karşında fakir ama onurlu o temizlikçi kız yok. Onurlu ve... Zil çalıyor. Gördüğün gibi ben işimi biliyorum ve uzun etmeden gidiyorum. Sen de öyle yap. Rahat edersin. Barış kendinle. Kabullen mesleğini. Songül Hanım. İsmail Bey. Sizi burada görmek ne güzel efendim. Hazır görmüşken de malum meseleyi sorayım hemen. Anlayamadım. Nedir malum mesele? Yani anlayamadığıma göre pek malum değil demek ki. Çay bahçesi sözünüz vardı. Ha, çay bahçesi. Tamam. Tamam, sözüm söz de şimdi biz Medine'nin abileriyle uğraşıyoruz. Yani inşallah biz o işi halledebilirsek hayat benim için ondan sonra normale dönecek İsmail Bey. Normal hayatınıza döndüğünüzde ben de orada olmak isterim. Yani yakınınızda. İyi. Merhaba abla. İsot Bey. Mekanı sahibi olmasa da ablamın bacısı geldi. Şöyle kenarda dur bakalım. Abla ne yaptın o işleri? Ya getirdi. İkkan. Fotoğraflar da var. Al. Ha, iyi o zaman ben bunu Bülent'e gideyim vereyim. Ama dur önce ben seninle bir şey konuşacağım da. Bir yazın. Bir şey konuşacaktın. Ablam benimle bir şey konuşacak. Öyle daldığın denizlerden çık da şurada bayan bayana bir şey konuşacağız. Hadi. Pardon, affedersiniz. Songül Hanım, iyi günler. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. İyi günler, iyi günler İsmail Bey. Gel. Ne oldu kız? Ha, ne oldu? Gel. Şimdi Hayriye, ailenin meselesi kökten halloldu. Artık herkes ailenin Yasemin'i de kasaya da götürdüğünü biliyor. Anam, abla nasıl oldu bu? Yasemin Hanım sessizsin ama inan ablasına her şeyi anlattı. Yani Aylin Hanım'ın yediği hurmalar artık bugün bir tarafında durmalar. Şimdi herkes Aylin Hanım'ın hastanede olduğunu, bu kazayı mazayı bildiğine göre ne düşünecekler? Ne düşünecekler abla? Araba patlamadı mı? Ortalık yangın yeri olmadı mı? Arabada ne vardı? Ne vardı abla? Paralar. Yok, paralar bizim arabadaydı. Kızım senin o cin aklına ne oldu? Kim biliyor paraların sizin arabada olduğunu? Paralar Aylin'in arabadaydı. Araba yanınca paralar ne oldu? Paralar da gitti, yandı, bitti, kül oldu. Anam, ablam sen adamı sulu götürür, susuz getirirsin ya. Ablam ya, kurtulduk vallahi, kurtulduk. Adamız temize çıktı. Ha, peki biz bu paralarla ne iş yapacağız? Evet, sen bu şimdi seferinde ekonomi yapmak istiyorsun, anlıyorum. Mutlaka. Bülent'e soralım abla, o çok akıllı bir çocuk ha. Bize böyle bir yol haritası, bir fizibilit, bir şey çıkarır. Oradan yürürüz, ha? Hadi. Ama ya, ne bileyim Bülent'e nasıl soracağız yani, ne diyeceğiz şimdi ona? Nasıl olacak gel, bu? Gel, gel. O bize en azından bir tohum atar, biz onu ekeriz. Gel. Yani yine de bir esnaf esnafa işte sohbet edelim yoksa. Zaten buranın hava parası, fiyatı hava parası. Ha. Kolay gelsin. Sağ olun. Ortim. Gel, çok yoruldum Feyyaz, sen kullan. Çok tabii yoruldum. Ki ne demek? Ne demek? Benim melek yatırımcım. Aylin Hanım ortalığı yakmış kavurmuş. Sonunda kendi de kavrulmuş. Tövbe estağfurullah. Ya bir şey söyleyeyim, aklımda almadı biliyor musun Nergis? Yani Aylin dediğin şuncacık kadın, sarışın, süslü, güzel bir kadın işte yani. Sen tek başına hem Yasemin'i tepele, hem kasayı sırtlan. Sonra git uçurumdan yuvarlan filan. Ya ne bileyim. Ya sorma. Bir de yalan söylüyor hala bana. Gerçi o da tam konuşamıyor da. Nasıl hem konuşamıyor hem yalan söylüyor? Nasıl yani? Sen ne dedin, o ne dedi? Yani işte kötü durumda olduğu için zar zor konuşuyor. Ben ne diyeceğim işte, Yasemin'le kasayı sen mi kaçırdın? O yüzden mi oldu bu kaza dedim. Ha. Biri bir şey mi yaptı sana? Aylin yalan söyleme, Yasemin itiraf etti. O gece ben yukarı çıktığımda başına vurup bayıltmışsın Yasemin'i. Sonra da gelip kaçırmışsın.
yalan söylüyor. İnanmıyorum sana. Artık polise anlatırsın yalanlarını. Herkes. Ya isim sende yani kadın yapmadım demiş. Belki de gerçekten yapmamıştır. Ayrıca sen neye dayanarak Yasemin'e bu kadar güveniyorsun, inanıyorsun onu hiç anlamadım. Ya normalde yalan söyler de bu durumda yalan söylemiyor Yasemin. Aylin yaptı, ben eminim yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç mantıklı gelmiyor biliyor musun? O kadının tek başına bu kadar şeyi becermesi. Yani sen hem Yasemin'i alt edeceksin. O koca kasayı sırtlanıp çalacak ya. Biri buna yardım etti. Bence biri var. Bence de biri var da. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Esas mesele yardım edenin kimliği değil. Esas mesele paralara ne oldu? Hadi yavaş. Aldım. Tamam. Hayriye. Bak çok dikkat et Bülent Bey'e. Levent Bey'i kızdıracak bir şey olursa bu sefer seni kimse kurtaramaz bak. Ya sen merak etme. İyisi olsa da hastaneye gidiyoruz en güvenli yer. Sen kendine başka vesvese bul paşam. Aa Nergis Hanımlar geldi. Nergis Hanım. Ne oldu? Nasıl? Aylin Hanım'ın durumu? İşte gittik baktık şimdi de polis bakıyor. Ay Nergis Hanım ablam anlattı. Vallahi sitemizde yılan beslemişiz Feyyaz Bey. Ya. Vallahi Allah'ından bulsun diyeceğim ama bulmuş zaten. O kadar kötü ki bayağı yüzü yanmış böyle. Ay insan yine de kötü oluyor yani. Neyse siz ne yaptınız? Ha ben yerleştirdim Medine'yi Yasemin Hanım'ın yanına. Yani siz hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Çok güzel bakıyor, yemeğini yapıyor, evin işini de yapıyor. İyi tamam. Hadi çok yorgunum Feyyaz. Devam edelim. Nergis Hanım bir şey yapacağım ben. Bu Aylin Hanım, Yasemin Hanım'a sadece bütün bunları para için mi yapmış yoksa başka bir kini mi varmış yani? Yani kinini falan bilmem. Bence para belli yani. Zaten bence kaza da paralarla kaçarken oldu öyle tahmin ediyorum. Ha, böyle yanmalı filan bir kaza. Ya patlamış araba. O zaman paralar da yandı. Yanmıştır herhalde. Yanmıştır Hayriye. Yanmıştır. Kız koca araba yanıyor. Paralar mı yanmayacak kağıt? Kül olmuştur onlar. İşte polis araştırıyor bulacaklar. Neyse hadi Feyyaz gidelim. Hadi Feyyaz Bey. Geliyorum. İyi günler Songül Hanım. İyi günler. Yüzünün yarısını gazlı bezle falan kapatmışlar ama yara böyle alttan görünüyor. Ay yok yani o yüzün eski haline dönme ihtimali yok. Felaket durumda. Felaket. Ay. Yazık günah yahu kadıncağıza. Ne oldu acaba para yüzünden mi oldu yahu? Yanında biri mi vardı, biri kovaladı da o yüzden mi kadıncağız kaza yaptı? Ha? Ya almış parayı kaçıyormuş işte tek başına ya. Kim olacak yanında? Kimse yokmuş. Allah Allah. Sen nasıl bu kadar eminsin yalnız olduğuna? Yani başka biri olsa yanında. O da arabadan çıkmaz mıydı? Yani Canan Hanım. Bak Allah'ın işini görüyor musun? Ama o kadının yaptıkları da yanına kar kalmadı. Bunu da gördük yani. Ya bu Yavuz'un pırlantaları, paraları neymiş böyle ya? Ay kimseye yar olmadı yani. Oradan oraya sonunda yandı, bitti, kül oldu. Ah bırak olsun, evlerden uzak olsun ya Rabbim. Öyle. Sen benim sinir hastası edeceksin ha. Ya ben sana şu parayı çaktırma dedikçe yok Feriye, yok Çırağan. Ya ne diyeyim abla ya, şaka yapıyorum belli. Zaten aile meclisinde konuştum yani. Aydan aileden mi? Yeğenin değil mi? Şaka. Şimdi bizim bu parayı burada saklayacak bir yer bulmamız lazım. Burada mı? Burada herhalde. Ne yapacağız? Yasemin Hanım evinde tutacak halim yok ya. Bulacağız bir yer. Dolaba bakalım biraz da. Tamam. Ver bakayım çantayı bana. Tutuyorum Medine. Tutuyorum. Ver. Tuttum. Bana bak. Bu Aydan. Devamlı ağız arıyor sizde para var mı falan diye. Onun yanında para bul konuşmak yok tamam mı? He. Şimdi burası iyi oldu. Sonra bakarız çaresine. Gelin kapatalım şu yavaş. Tamam. İyi. Bunu da buraya koyduğumuza göre. Ne rahatladım vallahi. Omzum kopmuş da. Ben gideyim Levent merak eder. Hadi geçirelim.
Markette buluşuruz, tamam mı? Biz ikimiz geliriz. Diğer meseleleri de konuşuruz. Hangi diğer meseleleri? Ailenin meselesini ya. Ya kadın ömür billah hastanede kalacak değil ki. Yarın öbür gün çıkacak. Yani ondan sonra ne yapacak? Parasının peşine düşecek. Çeneniz kapalı tutuyorsunuz, tamam mı? Sen merak etme fıstık. Ay. Relax. Ben Levent Bey'e anlattım zaten. Aileni benim kurtardığımı kimseye söylemeyecek yani. Dolayısıyla kimse de benim peşime düşmeyecek. O iş kapandı yani. Boşu boşuna kendinizi velveleye vermeyin, tamam? İnşallah. Ha, hadi Allah razı versin. Ay daha düğün var. Ay. Güzel olacak ama. Hadi gel. Siz çok iyi birisiniz hanımefendi. Ben mi? Evet. Sizin de elbiseniz çok güzel. Teşekkür ederim. Niye öyle dediniz ki siz şimdi bana? Allah Allah ya. Bravo güzelim, bravo. Helal olsun sana. Allah Allah. Ne oluyor ya? İhsatta olsunlar mı uğramış bu markete? Ne olmuş böyle? Abla Medine. Koşun, koşun. Ne oldu? Ya bende bir değişiklik mi var? Yok. Allah Allah. Neyse. Ne yaptınız? Akşam ben gittikten sonra abla İkkan'la konuştun mu, hallettiniz mi? Yok ya, yok. Edemedik yani. Nuh diyor, peygamber demiyor. Şuradan kuru fasulyeye ver. Nuh da bir peygamber sonuçta abla yani. Vallahi zorlamayın hiç. Çocuk haklı. Durup dururken çocuğun başına bela oldum ya. Kızım ne biçim konuşuyorsun ya? Onun başındaki belanın ne olduğunu biliyoruz yani. Allah. Tamam abla. Aydan meselesini diyorsun. Halledeceğiz, halledeceğiz. Dur, makarna alacağım. Aa, yeni çıkmış ha bu. Bu mu? Bu vanilya. Yok yok, şundan al. Bak şurada da var. Vay verisi. Şu videodaki kadın değil mi ya? Aa, vallahi de o. Abla, abla bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Çektirin kızlar. Gencecik kızsınız. Markette sıradan bir gün gibi komet yazarsınız altına. Yok öyle değil. Biz sizinle çekilmek istiyoruz abla. Benle mi? Abla ben korkmaya başladım. Ne oluyor bu markette ya? Ya kızlar kusura bakmayın. Ben size bir şey soracağım. Yani siz bizim Hayriye'yle niye resim çekiniyorsunuz ki? Ya sosyal medyada gördük videoyu. Nasıl kurtarmış kadını öyle? Hangi kadını? Ben sana göstereyim abla hangi kadın. Haberlerde çıktı abla. Bak orada. Anam benim gördüğümü siz de görüyorsunuz mu kızlar? Vallahi da Hayriye. Gösterme inanamıyorum. Vallahi, ay. Ben de inanamıyorum ya. Demek dedikleri gibi ekran kilo koyuyormuş üstüne. Kızlar daha zayıfım değil mi? Buyursun. Ay ay ay. Ya Allah Allah. Seyyaz kafası kesilmiş horoz gibi dolanıp durma etrafında, zaten cinlerim tepemde. Ya kusura bakma da yani evde kümes gibi oldu Nergis'im ya. Kahverengi kemerimi arıyorum ya. Nerede, çıldıracağım. Ay kahverengi kemerinin acaba salonda ne işi var? Takmayı ver bir gün kahverengi kemer. Ya şimdi bak saatime kadar Hazretler bir şey demedik. Takmıyoruz da. Şimdi kemer de bir erkeğin namusu gibi yani. Ay boş boş konuşma be. Namus öyle bir şey değil. Konuşturma sen beni şimdi. Konuşturma. Ya tamam, tamam, kim tamam namusmuş ya. Benim melek yüzlü yatırımcım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz... şu günlerde ne gerek var bu gerginliğe ya? Kurban oldum. Ortim benim. Ay yeter Feyyaz. Yeter. Sus. Ah, buldum. Tak kemerini de. Ay delireceğim. Şu evin haline bak ya. Hakikaten bu yeni kadın da nerede kaldı ya? Ne bileyim, gelir herhalde birazdan. Hayır yani korkmuyor da değilim ha. Bu da öbür gibi çıkarsa ne yapacağız bilmiyorum ha. Hayriye. Ya Hayriye de çok konuşuyor ya. Feyyaz televizyona bak. Ah Hayriye. Aç 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 aç. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sosyal medyada çok izlenen bu video herkese aynı soruyu sordurdu. Aylin'i kazada yanmaktan kurtaran Hayriye miymiş? Allah Allah. Aa, Hayriye değil mi bu? Ne çok
Uyumuşum. Günaydın. Yasemin, Yasemin, Yasemin. Ne oldu? Televizyona bak Yasemin. Bir bak televizyonda kim var? Aile? Hayriye? Evet, onlar. Ay, bir yaşıma daha girdim. Aileni Hayriye mi kurtarmış? Valla benim bu videodan anladığım, benim hep sol tarafımla poz vermem lazım. Sağ taraf patates. Ha böyle, böyle. Sana sol taraftan bir çakacağım şimdi. Sen ne olduğunu farkında mısın? Hmm. Farkındayım abla, meşhur oldum işte. Gelsin marka işbirlikleri. Demek insanlar o yüzden sabahtan beri beni çeviriyorlar ha. Vallahi ünlü oldu ha gerçekten abla. Ya siz ne diyorsunuz ya? Biz nasıl bir şeyin içindeyiz? Farkında mısınız? Uyanın ya. Başımız dertte, belada. Biz kazadan haberdar değiliz dedik. Şimdi yalan söylediğimiz her şey ortaya çıkacak. Şimdi Aylin Hanım da izleyecek. Asıl o zaman yandık biz. Evet. Çok heyecanlıyım. Çok az kaldı, hiç merak etmeyin. Bitiyor. Siz kafanızı hareket ettirmeyin, canınız yalnız. Murat, sen bir şey görüyor musun? Henüz değil Halim. Gayet iyi görünüyor. Her şey istediğiniz gibi. Yani ufak tefek izler var tabii ama onlar da zamanla ortadan kaybolacak. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Bakabilir miyim? Hani verir misiniz? İnanmıyorum Levent Bey. Elinize sağlık, mucize yaratmışsınız resmen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Yalnız kontrolleri aksatmıyoruz. Yok, aksatır mıyım? Ben zaten bir süre Murat'ta kalacağım ya, yakınıza. Teşekkür ederim Murat. Ne demek Halin? Çocuğumun annesisin. Böyle bir durumda seni yalnız bırakacak değilim. Aylin Hanım. Pardon hocam. Ben Aylin Hanım kazasının videosunu izledim de. Yani her yerde paylaşıyorlar. Onu gösterecektim. Ne? Video mu? Versene bakayım. Evet. Haberlere bile çıktı. Yani herkes sizi kurtaran o kadını konuşuyor şu an. Aa, Hayriye değil mi o? Halin seni Hayriye mi kurtardı? Sen biliyor muydun bunu? O gün seni hastaneye getiren Hayriye'ydi. Nasıl yani ya? Hayriye'nin ne işi vardı ki kaza yerinde? Onu bilemem. Fakat şu kadarını biliyorum. Levent'e özellikle rica etti. Benim getirdiğimi bilmesin dedi. Benim bilmemi istemedi. Yok. Nereden bileyim Murat ben? Ama öyle olmuş. Tüh. Ben de o gün ters ters konuştum. Bayağı hayatını Hayriye'ye borçluyuz yani. Hı hı. Öyleymiş. Ben bir krizantime döneyim de. Hayriye. O zaman bir Hayriye'ye teşekkür etmek lazım. Tabii. Evet, evet. Benim o, benim. Bittik biz kızım, bittik ya. Ne yapacağız? Bu aynı bunun peşini bırakır mı? Aslında şimdi herkes soracak bize niye sakladığımızı. Of. Yani bir işler çevirdiğimizi anlayacaklar abla. Ne diyeceğiz insanlara? Ya işte Levent Bey'e dediğim gibi övünmek istemedim derim ya. Koskoca doktor inanmış, millet mi inanmayacak ya? Kahramanlar pelerin takmaz gibisinden. Ha, onlar da inanır. Ya abla iki dakika dur da selebreteliğimin tadını çıkarayım ya. Selebrete ne? Ünlülük Medine, ünlülük. Ya garibanın ünlülüğünden ne olacak Allah aşkına? Yalnız şöhret beni değiştirebilir ha bak. Onu bir düşünelim, o konuda bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ay dur. Ay yine o his geldi. Ay vallahi geldi. Ay abla gelmesin o his. Ne olursun kusura bakma ya vallahi. Söyle o hisse gelmesin. Yani istemeyen misafir gibi sürekli iyi bir anda geliveriyor. Hayriye sus. Kötü oldu ablam zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.